Arkeoloji. Hayatın ve insanlığın tarihine ışık tutan bilim dalı. Arkeologlar uzun ve zor kazılar yaparak araç gereçler, sanat eserleri, ev eşyaları gibi canlılığın ve hayatın geçmişi hakkında bize bilgi verebilecek ipuçlarını ararlar. Buldukları her kalıntı ise tarih adına bir keşif, canlılığın ve insanın geçmişine ışık tutabilecek kıymetli bir hazinedir. Paralar. El aletleri. Mutfak malzemeleri. Dekoratif eşyalar, geçmişte yaşamış insanların hayatı hakkında bizlere çok önemli ipuçları verirler. Arkeologlar buldukları eşyaların tesadüfen toprak altında oluşmadıklarını bilirler. Kimse de aksini iddia etmez. Biz bu eşyaların yapıldığı anı görmesek bile, muhakkak bunları tasarlayan ve imal eden bilinçli kişilerin varlığından emin oluruz. Tüm bu eserlerin ve eşyaların hepsi, içerdikleri bilgiyle birer akıllı tasarımdır. Belli bir amaca yönelik olarak tasarlanmış ve imal edilmişlerdir. Kendilerini meydana getiren sanatçının el emeğini, ustalığını, zevkini ve zekasını yansıtırlar. Herhangi bir akıllı tasarımın doğa şartlarının etkisiyle rastgele şekilde meydana geldiğini iddia etmekse akıl dışı bir önermedir. Peki ya canlılık? Toprak altından çıkan basit bir aracın bile tasarım eseri olduğunu anlayan insanoğlu, her biri son derece kompleks tasarımlara sahip canlıların kökenini nasıl açıklamalıdır? ...20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanoğlu bilim ve teknolojide büyük gelişmeler kaydetti. Bilim adamları özellikle biyofizik, biyokimya ve genetik alanlarında yapmış oldukları keşiflerle canlılığı oluşturan detayların zannedilenin çok ötesinde bir karmaşıklığa ve tasarıma sahip olduğunu anladılar. Ancak basit bir kalıntıyı bile bulduklarında heyecanlanan bilim adamları, canlılığın kompleks yapısını keşfettiklerinde hiç de heyecanlanmış görünmediler. Bu ikilem, günümüzün tanınmış bilim adamlarından biri olan Amerikalı biyokimyacı Michael Behe tarafından şu şekilde ifade edilmiştir. Son 40 yıl içinde modern biyokimya, hücrenin sırlarının önemli bir bölümünü ortaya çıkardı. On binlerce insan bu sırları bulmak için yaşamlarını laboratuvarlardaki uzun çalışmalara adadılar. Hücreyi araştırmak için gerçekleştirilen tüm bu çabalar, çok açık bir biçimde bağıra bağıra tek bir sonucu veriyordu. Tasarım. Bu sonuç o denli belirgindi ki, bilim tarihindeki en büyük buluşlardan biri olarak görülmeli, sevinç çığlıklarına ve büyük kutlamalara yol açmalıydı. Ama hiçbir kutlama yaşanmadı, hiçbir sevinç ifade edilmedi. Peki neden? Neden bilim dünyası keşfettiği büyük gerçeğe sahip çıkmıyor? Çünkü bilinçli bir tasarımı kabul etmek, ister istemez Allah'ın varlığını kabul etmeyi çağrıştırıyor onlara. Hücrede ve doğadaki pek çok canlıda bulunan akıllı tasarım, bize onu var eden yaratıcının üstün aklını, zekasını ve sanatını göstermektedir. Bu üstün yaratıcı ise alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir.
Canlılardaki tasarımı reddeden ve hayatın kaynağını kör tesadüflerle açıklamaya çalışan sözde bilimsel teori ise Charles Darwin'in evrim teorisidir. Darwin, teorisini 1859 yılında yayınlamış olduğu Türlerin Kökeni isimli kitabında açıklamıştı. Darwin'e göre tüm canlılık ortak bir atadan gelmekteydi ve canlı türleri küçük değişimlerle birbirlerinden evrimleşmişlerdi. Örneğin beslenebilmek için ön kollarını kullanan dinozorlar zamanla kanatlanıp uçmuşlar ya da suda balık avlayan ayılar zaman içinde balina olmuşlardı. Oysa bu hem akla ve mantığa hem de bilime aykırı bir iddiaydı ve bu teori hiçbir delile dayanmaksızın bir yaratıcının varlığını açıkça reddetme sapkınlığını gösteriyordu. Darwin, doğada kıyasıya bir mücadelenin bulunduğunu iddia ediyordu. Darwin'in bilim dışı iddialarına göre yiyecek kaynakları yetersizdi ve dünya denilen arenada acımasızca bir savaş devam ediyor, güçlüler ve mevcut doğa şartlarına uyabilenler hayatta kalıyor, zayıf ve hastalıklı türlerse yok olup gidiyorlardı. Türlerin Kökeni isimli kitabına verdiği başlıkta dahi görülebilen bu mücadele kavramı, evrim teorisinin yapı taşlarından biriydi. Yaşam mücadelesinde kayırılmış ırkların korunması. Darwin'e göre bu yaşam mücadelesi içinde avantajlı farklılıklar gösteren bireyler hayatta kalacak ve çoğalacaklardı. Böylece bunların avantajlı farklılıkları birikerek yeni özellikler, yeni organlar ve yeni canlı grupları oluşturacaktı. Darwin'in bu iddiasının tamamen hayal ürünü olduğuysa bir müddet sonra yaşanacak bilimsel gelişmelerle gözler önüne serilecekti. Dikkat edilirse Darwin'in bu iddiası, örneğin birden beşe kadar basamaklar halinde ilerleyen bir evrim sürecinde canlı türünün hayatta kalabilmesi için her basamakta bir öncekinden daha avantajlı bir fizyolojik faydayı vücudunda oluşturmasını gerektiriyordu. Dolayısıyla evrim teorisi tümüyle canlı sistemlerin avantajlı küçük kademelere indirgenebileceği varsayımına dayanıyordu. Faydalı özellikler Darwin'in doğal seleksiyon adını verdiği mekanizma tarafından seçilecek, faydasızlarsa elenerek yok olacaktı. Bu şekilde zaman içinde biriken faydalı küçük değişimler, uzun bir zaman zarfında bir türün bir başka türe dönüşmesine sebep olacaktı. For Charles Darwin, natural selection explained the appearance of design without a designer. There was no longer any need to invoke an intelligent cause for the complexity of life. In effect, natural selection became a kind of designer substitute. Ancak bu iddia, aşama aşama gelişmeye elverişli olmayan, basite indirgenemeyecek derecede kompleks olan organları ve sistemleri kesinlikle açıklayamazdı. Tek bir parçasının bile eksik olması durumunda işlevini yitirecek olan indirgenemez kompleks organlar ve sistemler, evrim teorisi için büyük bir darbedir. Çünkü bir parçası bile eksik olsa çalışmayacak bir organın, zaman içinde küçük ve faydalı değişimlerle aşama aşama evrimleştiği ileri sürülemez. Bu gerçeğin farkında olan Charles Darwin, Türlerin Kökeni isimli kitabında şu satırlara yer veriyordu. Eğer birbirini takip eden çok sayıda küçük değişiklikle kompleks bir organın oluşmasının imkansız olduğu gösterilirse, teorim kesinlikle yıkılmış olacaktır. Ancak ben böyle organlar göremiyorum. Darwin'in kompleks organlar göremiyorum demesi, kendi zamanında belki normal karşılanabilirdi. Çünkü bilim dünyası 19. yüzyılın ikinci yarısında, teknolojik açıdan günümüze kıyasla oldukça ilkel bir seviyedeydi. İlkel mikroskopların altında canlılık basit bir yapıya sahipmiş gibi görünüyordu. Hücre için içi jöle dolu baloncuk tanımlamasının yapıldığı o devirlerde Darwin henüz genetik, elektron mikroskobu ve biyokimya kelimelerinin anlamını bile bilmiyordu.
20. yüzyıl boyunca yapılan bilimsel keşiflerse canlılığın basit olduğu düşüncesinin tarihe karışmasına sebep olacaktı. 1931 yılında Alman bilim adamı Ernst Ruska elektron mikroskobunu icat etti. Görüldü ki jöle dolu baloncuğa benzetilen canlı hücreleri zannedilenin aksine kendi kendilerini çoğaltabilen, enerji üretebilen, düşmanlarına karşı özel savunma sistemleri olan son derece kompleks canlılardı. Bu keşifler Darwin'in ilk canlı hücrenin tesadüfen oluştuğu yönündeki gerçek dışı fikrini tamamen çürütmüş oluyordu. 1955 yılında ise James Watson ve Francis Crick'in DNA'yı keşfiyle birlikte canlıların hücre çekirdeğinde kodlanmış çok özel bir genetik bilgiye sahip oldukları ve bu genetik bilginin kazanılmış özellikler tarafından değiştirilemeyeceği ortaya kondu. Fosil biliminde yaşanan gelişmelerse evrim teorisini her geçen gün daha da çıkmaza soktu. Türleri birbirine bağladığı iddia edilen sözde ara geçiş formlarından eser yoktu. Teorinin iddiasına göre herhangi iki türün birbirine evrimleşmesi milyonlarca yıl sürmekteydi. O halde fizyolojik açıdan birbirlerinden farklı binlerce, hatta milyonlarca ara geçiş formu olmalıydı. Bunlara ait fosillerin ise trilyonlarla ölçülmesi, yeryüzü katmanlarının ara geçiş formlarıyla dolup taşması gerekirdi. Ancak on yıllarca süren kazı çalışmalarına rağmen milyonlara hatta milyarlara ulaşması gereken ara geçiş formlarından bir tanesine bile rastlanamadı. Günümüzde hala üzerinde spekülasyonların devam ettiği fosil sayısı ise yalnızca birkaç on tanedir ve bu fosillerin hepsinin ara geçiş formlarını değil, yalnızca soyu tükenmiş özgün türleri yansıtmakta olduğu ispatlanmıştır. Günümüzde en tanınmış evrimci paleontologlar dahi artık söz konusu ara geçiş formlarının bulunmasından ümitlerinin kalmadığını samimi olarak itiraf etmektedirler. Bunlardan biri olan Stephen Jay Gould, kitaplarından birinde şu satırlara yer veriyor. Omurgasız deniz canlıları arasında zaman içinde belirgin bir sıra ve gelişim mevcut değildir. Bazı grupların gelişmeleri üzerine bir takım masallar anlatabiliyoruz. Ama en azından dürüstlüğü yakaladığımız zamanlarda karmaşık yaşam tarihinin dizaynın çeşitlenmesinden oluştuğunu itiraf etmeliyiz. Örneğin ilk trilobitlerin gözlerinin ya da daha sonra ortaya çıkmış olan artropodların kompleksliklerinin üzerine hiçbir zaman çıkılmamış. Neden beklenen sırayı bulmayı bir türlü başaramıyoruz? Elektron mikroskobunun ve DNA'nın keşfi. Paleontolojinin günümüzde vardığı sonuç. Bunların tümü evrim teorisinin Darwin tarafından atılan zayıf temellerini yıkmaya yetti. Ancak evrim teorisine vurulan en büyük darbelerden biri yakın bir geçmişte biyokimya alanından geldi. Pensilvanya'daki Lake Üniversitesi'nden biyokimya profesörü Michael Behe'ye göre canlılardaki kompleks organların doğal seleksiyon ve mutasyonla ortaya çıkması imkansızdır ve bu durum hücrenin bilinçli bir şekilde tasarlandığını göstermektedir. It's really interesting to notice that the more we know about life and the more we know about biology, the more problems Darwinism has and the more design becomes apparent. For the longest time, I believed that Darwinian evolution explains what we saw in biology, not because I saw how it could actually explain it, but because I was told that it did explain it. And in schools, I was taught Darwinian biology. And through college and graduate school, I was in an atmosphere which just assumed that Darwinian evolution explained biology. And again, I didn't have any reason to doubt it. It wasn't until about, you know, 10 years or more ago that I read a book called Evolution, a Theory in Crisis by a geneticist by the name of Michael Denton, an Australian. And he put forward a lot of scientific arguments against Darwinian theory that I had never heard before. And the arguments seemed pretty convincing. And at that point, I started to get a bit angry
because I thought I was being led down the primrose path. Here were a number of very good arguments, and I had gone through a doctoral program in biochemistry, became a faculty member, and I had never even heard of these things. And so from that point on, I became very interested in the question of evolution, and since have decided the Darwinian processes are not the whole explanation for life. Behe, Darwin'in Kara Kutusu, Evrime Karşı Biyokimyasal Başkaldırı adlı kitabında canlı hücresinin Darwin zamanında içeriği bilinmeyen bir kara kutu olduğunu, hücrenin detayları anlaşıldığında ise burada çok kompleks bir tasarım bulunduğunun ortaya çıktığını anlatır. Behe'nin kitabında getirdiği güçlü bilimsel kanıtlar evrimci çevrelerde moral bozukluğuyla karşılandı. Eseri kısa sürede tanınmış medya kuruluşlarının gündemine taşındı. Behe'nin üzerinde en çok durduğu nokta indirgenemez komplekslik kavramıdır. Charles Darwin'in varsayımlarına göre canlılardaki göz, kulak, kalp gibi kompleks organlar milyarlarca yıllık bir süre içinde küçük ve yavaş değişimler geçirerek bugünkü hallerini almışlardı. Ancak bilimsel araştırmalar bu organların özellikle de hücre içindeki moleküler makinelerin aşama aşama gelişmiş olmalarının mümkün olmadığını ortaya koymaktadır. Bunlar birçok küçük parçanın bir araya gelmelerinden oluşan kompleks yapılardır ve bu parçaların herhangi birinin fonksiyonunu yerine getirememesi durumunda sistem hiçbir işe yaramaz. Bu organ ve sistemler söz konusu karmaşık yapılarıyla basite indirgenemeyen bir kompleksliğe sahiptirler. İndirgenemez komplekslik konusunda en bilinen örnek bazı bakterilerde bulunan kamçı mekanizmasıdır. Bakterilerin kamçısı uzun zamandır bilinmektedir. Ancak son 10 yıl içindeki gözlemler bu kamçının detaylı yapısını ortaya çıkarınca bilim dünyası şaşkına dönmüştür. Çünkü kamçının önceden sanıldığı gibi basit bir titreşim mekanizmasıyla değil, çok karmaşık bir organik motorla çalıştığı ortaya çıkmıştır. Bakteriler kamçıyı hareket etmek için kullanırlar. Bu kamçı, bütün canlılar aleminde gerçek dönüş hareketi yapabilen tek organeldir. Bu dönüş hareketi sayesinde bakteri istediği yöne doğru ilerler, duruşlar ve dönüşler yapabilir. Bakteri kamçısının sarmal lifleri, köklerindeki motor sayesinde pervane gibi dönüş yapabilmektedirler. Bakterinin hareketini sağlayan motor, birbiri içinde dönüş hareketini sağlayan iki farklı bölümden oluşmuştur. Ayrıca hücre içinde hazır halde bulunan enerji yerine, bakteri zarında meydana gelen asit akışı enerji kaynağı olarak kullanılır. Motor mekanizması 40 değişik parçanın bir araya gelmesinden oluşmaktadır ve bu yapısıyla basite indirgenemeyecek bir karmaşıklığa sahiptir. If even one of these pieces is missing or put in the wrong place, your motor isn't going to work. So this apparatus to assemble the flagellar motor is itself
irreducibly complex. Kamçı ayrıca kendi içinde de kompleks bir yapıya sahiptir. Organik yapısı 240 ayrı protein çeşidinden oluşur. Bakteri zarı, zarın altına monte edilmiş olan kimyasal motor ve kamçı, bakterinin hareket etmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Bu parçalar zaman içinde küçük değişimlerle bir araya gelerek bakteri kamçısını oluşturmuş olamazlar. Çünkü her bir küçük parça kendi başına işe yaramaz bir organeldir. Örneğin dönüş hareketini sağlayacak motor sisteminin yokluğunda sadece kamçı tesadüfen oluşsa bile bakteriye hareket sağlamayacaktır. Evrim teorisinin iddiasına göre ise kullanılmayan organlar zaman içinde körelir, yok olur. Bu bakış açısıyla birden 40'a kadar kademe kademe ilerleyen bir evrim sürecinde daha ilk aşamada oluşan herhangi bir organel kendi başına bir işe yaramayacağından doğal seleksiyon tarafından ayıklanacak ve evrimsel süreç daha başlamadan durmuş olacaktır. Bu bilimsel gerçeği Dr. Jonathan Wells şu şekilde açıklamaktadır. Important thing to realize about natural selection is it selects only for a functional advantage. In most cases, natural selection actually eliminates things, things that have no function or that have a function that harms the organism. So if you had a bacterium with a tail that didn't function as a flagellum, chances are natural selection would eliminate it. The only way you can select for a flagellum is if you have a flagellum that works, and that means you have to have all the pieces of the motor in place to begin with. So natural selection can't get you the bacterial flagellum. It can only work after the flagellum is there and operating. Bakterinin kuyruğu için geçerli olan bu durum, diğer parçalar ve organeller için de geçerlidir. Bakteri kamçısının kompleksliği karşısında evrim teorisinin kademe kademe gelişim iddiasının anlamsızlığı günümüz bilimiyle çok açık bir şekilde ortaya konmuştur. Nitekim bugüne kadar hiçbir evrimci biyolog bakterinin kamçısının kökenini açıklayamamıştır. Bakteri kamçısı yalnızca kendisini oluşturan tüm parçalar aynı anda ve eksiksiz olarak çalıştıkları zaman var olabilir. Bununsa tek bir anlamı vardır: yaratılış. Nasıl ki arabaların ilerlemesini sağlayan motor üstün bir mühendisliğin ürünü ise, bakterilerin ilerlemesini sağlayan bu mekanizma da yine üstün bir aklın ürünüdür. Bu üstün aklın sahibi ise alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Canlılar aşama aşama ve rastlantısal bir süreç içinde değil, bir anda ve yoktan var edilmişlerdir. Yüce Allah bu gerçeği Kur'an'da şu ayetlerle haber verir. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Allah dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir. Basite indirgenemeyen karmaşık yapılar, evrim teorisinin hayale dayalı iddialarını çürüttükleri gibi sahip oldukları ince detaylarla da bize Allah'ın sanatının ve eşsiz aklının en çarpıcı örneklerini gösterirler. Canlıların sahip oldukları akıllı tasarım günümüzde artık bilimsel bir kavram haline gelmiş
ve dünyanın en tanınmış bilim adamları tarafından da Darwinizme karşı desteklenen bir teori olmuştur. Akıllı tasarım hareketinin önemli isimleri arasında Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nden Philip Johnson, MIT, Chicago, Princeton Üniversitelerinden William Dembski, doktorasını Cambridge'de yapmış olan Stephen Meyer, Chicago Üniversitesi'nden Paul Nelson gibi isimler yer almaktadır. Bu bilim adamları canlılığın tesadüfler eseri ortaya çıkmadığını, tüm canlıları Allah'ın yarattığını savunmakta ve bu konuda dünyanın dört bir yanında seminerler ve konferanslar vermektedirler. Basite indirgenemeyen organlardan bir diğeri ise insan kulağıdır. İnsan kulağı birçok parçanın bir araya gelmesinden oluşur ve bu parçaların birbirleriyle uyum içinde çalışmaları sonucunda duyma gerçekleşir. Bu parçalardan herhangi biri eksik olduğunda insan ya sağır olur ya da ciddi işitme bozuklukları yaşar. Duymanın nasıl gerçekleştiği hakkında verilecek kısa bir bilgi, bu işlemin ne derece karmaşık ve hassas dengeler üzerine kurulu olduğunun anlaşılmasını sağlayacaktır. Duyma, bilindiği gibi havada yayılan titreşimlerle başlar. Bu titreşimler kulak kepçesinde güçlendirilir. Bu şekilde ses dalgalarının şiddeti yaklaşık 17 desibel artarak dış kulak yoluna girer. Dış kulak yolundan geçen ses titreşimleri kulak zarına varır. Kulak zarı o derece hassastır ki molekül boyutundaki titreşimleri bile algılar. Kulak zarının bu hassasiyeti sayesinde gürültüsüz bir ortamda metrelerce uzakta fısıldayan bir kişi bile kolaylıkla duyulabilir. Kulak zarı kendisine ulaşan titreşimleri güçlendirerek orta kulak bölgesine aktarır. Burada birbirleriyle çok hassas bir dengede temas eden üç küçük kemik vardır. Örs, çekiç ve üzengi olarak bilinen bu üç kemik, zardan kendilerine ulaşan titreşimleri yükseltirler. Buraya kadar anlatılan mekanik hareketlerin sese dönüştürülmeye başlaması, iç kulak adı verilen bölgede olur. İç kulakta içi sıvıyla kaplı olan salyangoz adlı organ yer alır. Orta kulağın en son parçası olan üzengi kemiği, salyangozun başlangıcındaki bir zara bağlıdır. Orta kulaktaki mekanik titreşimler bu bağlantıyla salyangoz sıvısına aktarılmış olur. İç kulaktaki sıvıya ulaşan titreşimler bu sıvının içinde dalgalanmalar oluşturur. Salyangozun iç duvarlarında ise bu sıvının dalgalanmalarından etkilenen küçük tüycükler vardır. Bu tüycükler sıvıdaki dalgalanmalara göre belli belirsiz şekilde hareketlenir. Eğer güçlü bir ses gelirse daha fazla sayıdaki tüycük daha güçlü bir biçimde eğilir. Dış dünyadaki her ayrı ses frekansı bu tüycükler üzerinde ayrı etkileşimler oluşturmaktadır. Peki ama bu tüycüklerin hareketinin anlamı nedir? Bir klasik müzik konseri dinlememizle, arkadaşımızın sesini tanımamızla, araba gürültüsünü duymamızla ve milyonlarca farklı sesi ayırt etmemizle iç kulak salyangozundaki tüycüklerin hareketinin ne gibi bir ilişkisi vardır? Bu sorunun cevabı, kulaktaki tasarımın mükemmel kompleksliğini bizlere bir kez daha gösterir. Bu tüycükler aslında salyangozun iç duvarını çevreleyen yaklaşık 20 bin ayrı hücrenin tepesinde yer alan birer mekanizmadır. İşte bu hareket tüycüklerin altındaki hücrelerin kapılarını açar. Bu sayede hücrelere iyon girişi olur. Tüycükler ters yöne yattıklarında ise hücre kapıları bu kez kapanır. Bu sürekli hareket hücrelerin kimyasal dengelerini de sürekli değiştirir ve elektrik uyarıları üretmelerini sağlar. Bu elektrik uyarıları sinirler aracılığıyla beyne iletilir ve beyin de bunları yorumlayarak ses haline getirir. Bilim bu sistemin teknik detaylarını tam olarak çözememiştir.
İç kulaktaki hücreler söz konusu elektrik sinyallerini üretirken dış dünyadan gelen dalgaların frekanslarını, kuvvetlerini ve ritimlerini de yansıtmayı başarırlar. Bu öylesine karmaşık bir işlemdir ki bilim bugüne dek frekans ayrıştırma işleminin iç kulakta mı yoksa beyinde mi yapıldığını dahi saptayamamıştır. Buraya dek incelediğimiz tüm bilgiler bizlere işitme organımız olan kulağın olağanüstü bir tasarıma sahip olduğunu göstermektedir. Dikkat edilirse bu tamamen indirgenemez kompleks bir tasarımdır. Çünkü duymanın gerçekleşebilmesi için birbirinden bağımsız çok sayıda parçanın eksiksiz ve kusursuz olarak var olması gerekmektedir. Bunlardan biri, örneğin orta kulaktaki çekiç kemiği kulaktan çıkarılırsa ya da yapısı bozulursa artık hiçbir şey duyulamaz. Kulağın duyması için dış kulak zarı, örs, çekiç ve üzengi kemikleri, salyangoz, tüycükler gibi farklı elemanların her birinin eksiksiz olarak var olması gerekir. Sistem aşama aşama gelişemez. Çünkü ara aşamaların hiçbiri tek başına bir işe yaramayacaktır. Kulak gibi kompleks bir organın, evrim gibi bilinçsiz, tamamen tesadüflere dayalı bir süreç tarafından aşama aşama inşa edildiği iddiası, hem bilim hem de akıl dışıdır. Canlılardaki indirgenemez kompleksliğe sahip bu gibi organlar, evrim teorisini tam anlamıyla yıkmaktadır. Ve bizlere Allah'ın bizi yaratmış olduğu gerçeğini göstermektedir. Aynı gerçek bir Kur'an ayetinde de şöyle açıklanır. De ki, sizi inşa eden, yaratan, size kulak, gözler ve gönüller veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. Bugün varılan son noktada bilim bize canlılığın üstün bir tasarıma sahip olduğunu göstermektedir. Canlılık yaratılmıştır ve bize yaratıcımızın üstün ilmini göstermektedir. Bu yaratıcı, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır.